Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bugün Gülay Uğur Göksel'le bir aradayız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası Gülay'la zor bir konuyu aslında konuşuyor olacağız. Türkiye'deki Suriyelilere yönelik algıyı beraberce anlamaya çalışacağız. Gülay hocamızın yaptığı bir 2018 araştırması var. Onun detaylarını konuşmaya çalışacağız. Ama belki de 2018 ile 2019 arasında bayağı bir şeyler değişti. Öncelikle hoş geldin. Burada ağırlamak. Teşekkürler davetiniz için. Burada sevdiğimiz bütün bu meslektaşlarımızı ağırlamak ve konuşmak bize çok iyi geliyor. Ama gerçekten de biraz zor konuları da konuşuyoruz. Öncelikle belki araştırmanın detaylarını, araştırmanın sorusuyla başlayalım. Sonra bugüne de tartışırız. 2019'da dediğim gibi çok daha farklı bir yaz geçirdik. Hani belki de şu ana kadar dillenmediği kadar sert bir biçimde Suriye'ye karşı algılar, Suriyelilere karşı algılar ifade edildi. Neydi araştırmanız? Nasıl bir ekiple çalıştınız? Bir önce onunla başlayalım mı? Tabii ki. Davetiniz için çok teşekkürler. Bizim fonlanan bir araştırmamız University of Chicago ve Webster University tarafından. Biz zaten hani yaptığımız literatür araştırmalarında Suriyelilere karşı Türk toplumunun algısının gayet negatif düzeyde olduğunu biliyorduk. Aslında bu bilinen ve hani çok da kolay anlaşılan bir şey. Bizim esas sorduğumuz soru işte bu negatif algının boyutları nelerdir ve sebepleri, kaynakları nelerdirdi? Bir diğer sorumuz, araştırma konusunun sorusu, mülteci kabulünde yani pozitif mültecilere karşı pozitif algı yaratmada hangi söylemler, işte bu söylemleri genelde siyasi söylemler olarak yani Türkiye politikacılarının söylemleri olarak gruplandırdık. Hangi söylemler demokratik, insani veya dini olarak Türk toplumun üzerinde etkisi oluyor ve bu algıyı pozitife çevirmekte etkili olabiliyor diye sorduk. Yaklaşık işte 2018 yazında 4 tane şehirde Antep, Hatay, Eskişehir ve İstanbul. İstanbul'da bayağı çaplı bir araştırma yaptık, ilçelere böldük. Yaklaşık 90 kişiyle bu konuda yarı yapılandırılmış mülakatlar yaptık. Genelde konuştuğumuz kişiler Suriyelilerin o bölgelerdeki yoğunluğu ve o bölgelerin yani şehrin içerisindeki bölgelerin ekonomik durumlarına göre rastgele olarak seçildi. Ama aynı zamanda STK o bölgenin, o şehrin STK çalışanları, iş adamları ve gazetecileriyle de konuşmaya çalıştık. Çünkü biz de yapılacak diğer çalışmalar için hani böyle bir ön bilgi toplama amacını da gütmekteydik. Ve bir takım bulgularımız var tabii ki ama böyle çok daha farklı araştırmalar da yapmak istiyoruz. Yani sonuçta bir tür aslında algılama ve arkasındakini ortaya çıkarma gibi bir çaba var anladığım kadarıyla. Bu belki şeyle başlamakta fayda olabilir. Hani bu konuyu çalışan bizler için daha kolay ya da literatürü daha hakim olanlar için daha bilindik bir şey ama gerçekten de sayısı çok fazla olmasa da var olan çalışmalar bir negatif algının olduğunu gösteriyor. Bunun arka planına geçmek anladığım kadarıyla 2018'deki bu yaptığınız çalışmada. Evet. Farklı temalar çerçevesinde neden bu var? Yani neden bu negatif algı var mıydı asıl soru? İşte iki ayaklı bir soru. Hem neden bu, yani negatif algın kaynakları nelerdir? Nerelerden besleniyor ve kendisini meşrulaştırabiliyor? Kişinin, o algı sahibinin gözünde. Aynı zamanda da hali hazırda var olan bu negatif algıyı hangi siyasi söylemler, retorik temalar değiştirebilir? İşte insani temalar, bu literatürde genelde tabii ki göçmen düşmanlığı Türkiye'nin bir problemi değil, global bir problem. Özellikle de işte aşırı sağ partilerin yükselişi, Trump'ın da Amerika'da hani bu konuda çok fazla bir şekilde algıyı değiştirmesiyle birlikte göçmenlere karşı olan negatif algının nasıl değiştirileceği konusunda çok fazla çalışma yapılmaya başlandı. Ama bu değişim içinde aynı zamanda bu algının sebeplerini de öğrenmek gerekiyor.
Ve literatürde işte temalara bakıldığında, hani algıyı değiştirebilecek siyasi söylem temalarına bakıldığında insani temalar çok fazla ön plana çıkıyor. Ve insani tema dediğim ne açabilirim? Mesela işte onlar da insan. Bizim insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var. Hani daha çok insan haklarından öte bir nevi charity, yani hayırseverlik ve bu hayırseverliğin bir şekilde hani çok din temelli veya başka bir temeli yok ama hani insan temeli var ve hani kim olursa olsun yardım etmeliyiz tabii ki. Aslında bu bir çelişki gibi, yani bir yandan çünkü insani ve insan hakları literatürü kendini biraz hayırseverlikten çok haklar üzerinden ve mülteci hakları üzerinden kurgulamaya çalışırken hani buradaki insani biraz daha geniş anlamda kullanılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu detaylara girmeden önce belki şeyin altını vurgulamak gerekiyor. Biz de çok farklı şekillerde yaptığımız bütün çalışmalarda şöyle bir şeyi çok görüyoruz. Yani belki işte bu yazın bu kadar çok rahatça bu konuda negatif ifadelerin ister medyada ister toplumun kendi içinde dile gelmesinin bir parçası da dünyada gerçekten göçmen karşıtlığının, mülteci karşıtlığının, yabancıya olan yaklaşımın negatifliğinin bu kadar rahat liderler düzeyinde de ifade ediliyor olması. Hani verdiğiniz Trump örneği de aslında çok temelde böyle bir şey. Çünkü çok farklı ülkelerde ve çok farklı düzeylerde bunlar bu kadar rahat ifade edilince ister istemez bir normalleşme. Hani bizim belki de insanlık tarihinin kendini geliştirdiği bir biçimde yol aldığı insan hakları, mülteci hakları gibi temel hakların uzağına düşme noktasında kimsenin kendini etik olarak sorgulamadığı ya da sorgulamamaya kabul edilebilir bir hale geldi. Bu açıdan da aslında bugün bizim Türkiye'de bunu konuşuyor olmamız sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Burada yaptığımız her tür çalışma aslında dünyadaki ilgili yazına da ve dünyadaki temel sorunlarla da çok ilişkili. Bunu vurgulamak gerek diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle haklısınız. Yani bir geri dönüş var. Ben de aynı şekilde katılıyorum sizin söylediğinize. Ve bu geri dönüş hani insan haklarına ve işte bu aslında global dünyada işte global vatandaşlık ve kozmopolitanizm konuşurken birden işte aslında birden değil ama bu yeni teknoloji çağı ve hani popülizmin sağın yükselmesiyle birlikte tekrar böyle tam milliyetçilik sonrası tartışmaları yaparken kendimizi tekrar böyle milliyetçilik bağnaz bir milliyetçilik algısının kabul edildiği, gayet de normalize edildiği özellikle göçmen karşıtı söylemlerde kendimizi bulduk. Yani milliyetçi, yani milli sınırların hani kutlandığı, daha da işte bu sınırların duvarlarla korumaya çalışıldığı, evin neresi olduğunu tamamen milliyetçi şekillerde tekrar tanımlandığı ve ona göre de evi koruma gerekliliğinin vurgulandığı bir çağdayız. O yüzden de hani göçmen karşıtlığı tekrar hani bir şekilde gene milliyetçilik üzerinden vücut buluyor. Ve tamamen bir ötekileştirme sonucu, hani o yabancının tehlikeli olmasının verdiği işte o varsayımla birlikte hareket ediliyor ve bu sorgulanmıyor. Bir dakika, insan haklarını unuttuk diyen kimse artık yok. Çünkü bu Avrupa bir işte bu mülteci krizi belki de bu yoğun mülteci akımı Avrupa Birliği ülkelerinin de bu tarz bir tavır almasını gerektirdiğini düşündüler herhalde ve bir şekilde de onların da hani liberal insan haklarını savunan daha global hani bu insan hakları liderliği konumundan da düşürdüğüne inanıyorum. Yani şeyin araştırmanın detaylarına girmeden bunu hani konuşmak şu açıdan kıymetli gibi geliyor bana. İster istemez tabii ki hem Türkiye'de hem de bu kadar büyük sayılarla mülteci alan, göçmen alan her ülkede bunun yarattığı işte uyum sorunları ya da her alanda işte sağlık, eğitim, iş piyasaları da dahil olmak üzere her alanda tabii ki bunlar tartışılacak ve konuşulacak. Buradaki artılar, eksiler, uygulanması gereken politikalar ya da daha sonrası geleceğe dair öngörüleri tartışacağız. Bunları tartışmamaktan bahsetmiyoruz. Biraz konuşmaya çalıştığımız ve anlatmaya çalıştığımız ve burada da şimdi detaylarına girmeye çalışacağımız araştırma bulgularında da çıkan, hani buradaki işin artık nefret söylemine varabilen, gerçekten de yer yer ırkçılık diyebileceğimiz şeylerin normalleşmesinin
bizim hem kendi toplumumuz için hem de dünyadaki diğer bütün toplumlar için getirdiği aslında bir tür çok ciddi bir alarm belki de. O yüzden de burayı beraberce düşünüyor, anlıyor olmak aynı zamanda bütün dünyadaki başka örnekleri de beraber düşüneceğimiz ve gerçekten de insanlığın aldığı yolun geriye gitmemesi gerektiği bir başka açıdan da, yani içinde bulunduğumuz çağda işte iklim değişikliği en başta olmak üzere o sınırları ne kadar yükseltsek de aslında o sınırların geçerli olmadığı başka bir gerçeklik içinde de yaşıyoruz. Belki bunu da aynı şekilde düşünmek lazım. Evet, dönelim araştırmaya biraz daha detaylı. Yani 90 kadar derinlemesine mülakat var anladığım kadarıyla, evet. Ve bayağı bir sayı yani bu demek. Yani bir buçuk saat süren yarıklandırılmış mülakatlar. Peki burada hani şehirler arasındaki farklara geçmeden önce hani en temel bulgu ya da sahaya giderken şunu bunları düşünüyorduk ama bununla karşılaştık diyebileceğimiz bir şekliyle başlayalım. Sonrasında da açarız tek tek. Yani pozitif olan hiç yok muydu? Herkes mi negatifti ya da pozitif olanlar varsa onların temel argümanları neydi diye belki başlayabiliriz. Aslında küçük bir kodlama da yaptık. Her ne kadar yani sahayı, o büyük resmi daha iyi görebilmek için. O 85-90 kişiden yaklaşık 30 kişi Suriyelilere karşı da pozitif bir tutum sergilediler açıkçası. Ama genelde bunlar konuştuğumuz STK çalışanlarıydı. Ve mülakatlarımız sırasında da bu STK çalışanları, sosyal çalışanlar genelde Türkiye halkının neden Suriyelilerden nefret ettiğini açıklamaya çalışıp ne kadar yanlış olduğunu söylüyorlardı. Genelde hani bu alanda bu negatif algıyı bir şekilde eleştirdikleri temalar gene insani temalardan yararlanıyorlardı ve aynı zamanda bazıları da aslında Suriyelilerin Türkiye ekonomisine ne kadar da faydalı olduğunu ve bu açıdan da haksızlığa uğradıklarından bahsetmişti. Yani genelde zaten tamamen bütün datamıza baktığımızda insani değerlerin ve ekonomik hani çıkarların çok fazla ön plana çıktığını gördük. Biz aynı zamanda işte bu demin bahsettiğimiz insan hakları ve haklar üzerinden bir işte temanın da işe yarayıp yaramadığına baktık aslında. İnsanlara şöyle sorular sorduk. Mültecilerin bir takım hakları var. Hani mülteci olmak sadece işte dediğim gibi bir hayırseverlik durumu değil. Hani mülteciye yardım etmek aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası koruma kanunu var ve bu kanunda da bir takım işte sorumlulukları var çeşitli partnerlerin diye hani bir takım açıklamalarda bulunup hani veya bu temalar hiç ön plana çıkıyor mu diye baktığımızda genelde hiç ön plana çıkmadı. Hak temelli söylem algıda yani Türkiye toplumunun Suriyelilere karşı olan algısında etkili olarak gözükmüyor. Bir diğer tema baktığımız din temasıydı. Din temasında ise... Belki burada bir ufak parantez açabiliriz. Aslında genel olarak bu yoksulluk çalışmalarında ya da Türkiye'deki sosyal politikadaki çalışmalarda da her ne kadar hani hak dilini oluşturmaya çalışmak, işte vatandaşlık hakkı gibi temel haklara vurgu yapmaya çalışsak da çok egemen bir orada da hak dilinden daha çok hayırseverlik dilini görürüz. Bu zaman içinde biraz değişime uğradıysa da hani o değişim herkes tarafından benimsenmiş diyemeyiz. Hani çok toplumun çok eğitimli kesimlerinde bile yapılan şeylerin o hak dilinin dışında işte bir tür yüce gönüllülük ve hayırseverlik çerçevesinde formüle edildiğini çok görmüşüzdür. Aslında belki bir biçimde bunun da devamı olarak hani burada mülteci hakları ve tabii ki burada bir de ismin mülteci olarak zaten Türkiye'de coğrafi kısıtlılık sebebiyle söylenmemesi, geçici koruma statüsü ondan önce de misafir şeklinde formüle edilmesinde belki etkisi var. Ama bu kesinlikle önemli bir alan gibi geliyor. Çünkü hani daha ilk başta da söylediğim gibi biz siyasi söylemlerin algı üzerindeki etkisine baktığımız için insani temanın ön plana çıkması aslında anlaşılır bir şey. Çünkü aslında Türk Devleti'nin resmi politikası bu anlamda böyleydi. Çoğu işte Avrupa'daki veya Amerika'daki popülist
partilerin aksine çok daha ılımlı ve insani tema üzerinden pozitif bir algı geliştirmeye çalıştı çoğu devlet çalışanı ve yetkilisi. Ve bu gerçekten de sahaya yansıyor. Ama ben kitabımda da buna bir patoloji ismini koymuştum. Çünkü bu tema aynı zamanda sınıfta kalan bir tema bir süre sonra. Ve bunu biz sahada da gördük. İnsanlar insani hani değerlere vurgu yaparken hayırseverliğe, tabii ki Suriyelilere yardım edeceğiz. Onlar savaştan kaçtı, açlar, açıklar. Bu bizim görevimiz, insanlık görevimiz. Yani hani bu dini görevimiz de diyenler oldu ama insanlık görevimiz diyenlerin sayısı gerçekten çok fazlaydı. Burada not aldım. 85 kişiden 60'ı bu temaya vurgu yaptı ilk sorduğumuzda. Ve bu insani temaya vurgu yaptıktan sonra fakat aynı zamanda bir merhamet yorgunluğu dediğimiz şeyden de bahsetmeye başladılar. Hani yardımları aldılar, biz yardım ettik. Çünkü yardım böyle bir şeydir. Bir veren bir alan vardır ve bir üstünlük ilişkisi vardır aslında. Ve genelde verenin bir şekilde hani ilişkiyi bitirip bitirmemesi söz konusudur. Ve artık hani veren... eşit değildir, hiyerarşik. Evet, hiyerarşik. Ve Türkiye toplumu artık vermek istemediğini dile getiriyor. Hani çünkü Suriyelileri küstah bulanlar var. Hani biz verdikçe onlar alıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani hani bir şekilde Suriyelilerin topluma bir katkısı olduğunu düşünmeyen insanlar bunlar. Ve hani insani temanın bir şekilde bir yerde etkisiz olduğu da açık. Çünkü bu insanlar hala negatif. İnsani temayı kullandıkları halde. Bu merhamet yorgunluğunu belki biraz açmak lazım. Çok çünkü bir yandan da belki hepimizin başka düzeylerde de hissettiği farklı yorgunluklar var ama merhamet yorgunluğu ne demek? Merhamet yorgunluğu genelde bu tarz böyle işte hayırseverlik söz konusu olduğunda mesela işte evsizlere yardım etme veya işte muhtaçlara yardım etme. Daha çok işte dediğim gibi bir alanın bir veren olduğu bir ilişkide tamamen merhamet duygusuyla hareket edildiği için ve motivasyon bu olduğu için, hak temelli olmadığı için, eşit bir ilişki düzeni kurulmadığı için bir süre sonra esas baskın tarafın bir şekilde bu ilişkiyi bitirmesi ve bunu tamam ben yeterince verdim diyerek meşrulaştırarak hani bir şekilde adaletsizliğe yol açtığını düşünmeyerek yapabilmesi olarak ben tanımlayabilirim. Çok önemli bir kavram gibi olduğunu düşünüyorum açıkçası anlamak için de. Yani var olan şu an için Türkiye'de deneyimlediğimiz ama dünyada da deneyimlediğimiz süreçler açısından hani adaletin, eşitliğin neden haklar üzerinden ve haklarla beraber yapabilirlikler üzerinden kurgulanması gerektiğinin de çok hayati bir örneği gibi geliyor. Çünkü işte isteğe bağlı olmaması, belli koşullarla, zamanla sınırlı olmayan ya da bir kişinin yorgunluğuna bağlı olmayan şekilde aslında temel haklardan bahsediyoruz çoğu zaman. Evet. Çocuk hakları, mülteci hakları bu çerçevede insan haklarının bütüncüllüğü içine bakılmadığında gerçekten de böyle bir riski taşıyor. Ve biraz işte dediğim gibi sadece aslında burada göçmen karşıtlığını değil genel olarak haklara yaklaşımımızı, genel olarak hak dilinin neden hayati olduğunu ve savunuculuğun neden gerekli olduğunu da aslında söylüyor bu kavramlar. Kesinlikle. Bunun insani boyutunda ama işte bazen çok daha dini bir herhalde dil de var. Tam oraya geçiyorduk. Ben büyük bir parantez açmış oldum. Orayla devam edelim istersen. Ben de katılıyorum. Bu insani temada hani merhamet veya merhametsizlik gerçekten çok kişisel karar verebileceğiniz bir şey. Ve yapılan literatürdeki çalışmalarda bakıyoruz. Genelde merhamette bile veya bir hayırseverlikte bile bir ekonomik bağlantı var. Ve bir karar alma mekanizması var. İşte hani bunun bana geliri ve gideri ne kadar diye. Yani biz kafalarımız böyle işliyor bu kapitalist düzende. O yüzden de hani merhamet yorgunluğu genelde yeter artık. 35 milyon dolar devletimiz harcadı gibi de hani bu tarz bağlantıları da olabiliyor. Ama dünyanın her yani çoğu yerinde de bu böyle. Dini temaya gelecek olursak tabii ki gene resmi siyasal söylem düzeyinde muhacir ve ensar teması çok fazla öne çıkıyordu. Ve hani bundan bir pozitif algı
oluşmuş mu diye sahada baktığımızda AKP yanlılarının bu temadan etkilendiklerini ve kullandıklarını görüyoruz. Pozitif algılarını belirtirken ve tutumlarını. Ama tam tersi hani kendini devlete yakın görmeyen kesim dini temayı aksine çok dindarlar işte gibi hani o Suriyelilerin hani aşırı dindar Sunni kimliklerini ön plana koyarak kendi negatif algılarını meşrulaştırdıklarını gözlemledik. Aslında iki taraflı bir şey var değil mi? Bazen çok dindar, bazen de yeteri kadar dindar olmama gibi bir şeyi ben de sahada açıkçası dillenen bir şey olarak görmüştüm. Benzer bir şey sizin bulgularda da var. Bu çok çarpıcı aslında. Bir de tabii hani genellemeler açısından her zaman söylediğimiz bir şey, nasıl Türkiyeliler diye bir tek profil çizemiyorsak, Suriyeliler diye de aslında tek bir profil çizemiyoruz. Hele böylesi büyük bir rakamdan bahsederken. Bu bağlamda iller arasında bir fark var mıydı? Yani farklı şekillerde en azından görüştüğünüz kişilerin yaklaşımları, pozitif olup olmamaları ya da kendi argümanlarını, negatif argümanlarını meşrulaştırmaya çalışırken kullandıkları argüman açısından? Tabii ki vardı. Çünkü gittiğimiz iller Antep, Hatay, Eskişehir ve İstanbul. Eskişehir daha çok kontrol şehrimiz. Evet, daha çok nötr. Daha az kişiyle konuştuk orada. Sadece hani orada şeyi görmek istedik. Bu algının, negatif algının nasıl meşrulaştırıldığı ve hangi temalar kullanılarak yapıldığı. Ve hani Eskişehir'de gerçekten çok az Suriyeli mülteci olmasına rağmen gerçekten negatif bir algı var. Ve genelde işte sokakta gördükleri, çünkü Eskişehir aynı zamanda bir uydu kent. O yüzden uluslararası koruma altında birçok farklı ülkeden gelen mülteci de barınmakta. Ama bütün o mülteciler her ne kadar işte farklı diller konuşsa da Suriyeli olarak adlandırılıyor mesela. Yani bir genelleştirme var ve hani ötekinin tamamen Suriyeli olarak adlandırılması, yabancının. Böyle bir durum fark ettik. İstanbul'da da baktığımızda 5 ayrı ilçeye gittik biz, işte gene dediğim gibi Suriyelilerin yoğunluğu ve ekonomik verilere bakarak seçtik buraları. Küçükçekmece, Sultanbeyli, Kadıköy, Fatih, sanırım 5 oldu. Olmadı. Bir tane daha var tane galiba daha var. Ama olsun. Daha yoğun olanları seçtiniz. Yani Kadıköy belki daha az ama. Kadıköy daha az. O da aynı Eskişehir gibi kontroldü. Ama yoğun olanları seçtik. Sultanbeyli, Fatih en yoğunlar. Çekmece de öyle. Küçükçekmece aslında en fazla Suriyeli mültecinin olduğu yerler. Bu şeylerde pek hani Sultanbeyli'de aslında hani Suriyelilerin ekonomik durumu çok daha farklı. Gerçekten kırsaldan gelenler var. Ona göre çalıştıkları sektör farklı. İşte ya inşaatlarda ya tekstilde. Küçükçekmece'de aslında gene benzer bir şekilde ama nüfus daha yoğun, daha kozmopolit Sultanbeyli'ye göre. Fatih zaten hani bambaşka bir saha verdi bize. Oradaki farklılıkları çok gözlemleyemedim açıkçası. Ama önemli olan farklılık bence Hatay ve Antep'te ortaya çıktı. Antep'te ki yaptığımız yaklaşık 25 görüşmede genelde pozitif bir algı ve tutum gözlemledik. Ve genelde ekonomi temasına dayanıyordu. Yani o temadan beslenen bir pozitif algı vardı. Antep'lilerin, yani Antep'in zaten hani bir ticaret şehri olduğu ve genelde savaşlardan beslendiği, hani bu tarz böyle hani yabancıların gelmesi, ki zaten bunlar hani komşu yani hani komşularıyken gelmiş insanlar ve halihazırda vize yani Suriye krizinden bir sene önce vize serbestisiyle birlikte zaten bir Suriye akımı turist olarak Antep ve Hatay'da mevcutmuş. O yüzden de orada bir alışkanlık da var tabii ki. Ama ekonomik temalara dayalı bir pozitif algı vardı. Hatay'da ise daha çok fiziksel bir tehdit algısı gördük. Çok daha sınırda ve yaşanılan o geçmişte hani Hatay Suriye'nin midir, Türkiye'nin midir tartışmasında bazı Hataylıların hani Suriyeliler geldi, Hatay zaten bizimdi diyorlar. Hani orada Suriyelilerin küstahlığı, yani o
parantez içerisinde, evet, tırnak içerisinde işte hani bambaşka bir boyut kazanıyor. Böylece sırf hani sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, hani fütursuzca öyle hizmetler talep eden ve karşına hiçbir şey vermeyen bir yabancıdan çıkıp gerçekten toprak talep eden ve fiziki olarak da tehdit oluşturan bir aktöre dönüştüğünü fark ettik. Hani diğer illerde böyle bir söylemle hiç karşılaşmadık, böyle bir temayla. Tabii yani orada en son dönemde yaşanmış olan patlamalar ve fiziksel olarak gerçekten bu, tabii, korkunun hissedilmiş olması da başka bir boyut. Bu şu açıdan tabii çok önemli. Yani birçok çalışmaya daha yapmaya muhtaç tabii ki. Her ilde o ilin kendi koşullarıyla karşılaşmalar da farklılaşıyor ve tabii ki sorunlar da farklılaşıyor. Belki İstanbul şu an çok bu yazın sonrasında şey bir süreçten geçiyor. Çünkü özellikle başka ile kayıtlı olanların geri gönderilmesi şu an İstanbul'daki Suriyelilerin hepsinin önemli bir noktada yaşamlarını zar zor idame ettirmeye ya da işte bir düzene girmeye çalışırken bunların kırılıyor olması da başka bir şey getiriyor. Biraz tabii bu herhalde bu yazın başka türlü geçmiş olmasından. Yani 2018'in de yaptığınız şeyi aslında 2019'da belki de işte bundan sonra yenilendiğinde bambaşka cümleler de duyuyor olacağız. O açıdan önemli bir dönemde bir tespit aslında. Yani o andaki o noktada algılar nasıldı ve belki dediğim gibi bu sene yapılmış olsa özellikle yerel seçimler ve sonrasındaki süreçte. Çünkü sanki dil özellikle sizin sorduğunuz soru çerçevesinde hani siyasal dilde bir değişiklik, bir değişim var gibi. Bilmiyorum nasıl gözlemliyorsun ya da böyle bir niyet var mı? Yani bir sonraki ayağında bir tekrar etmek gibi bir şey düşünülüyor mu? Aslında bahsettiğim gibi bu bir ön çalışma olarak yapıldı. Esas bizim isteğimiz böyle daha deneysel çalışmalar yapıp hani bu temaların daha odak grupları içerisinde hani nasıl manipüle edilerek hani algını değiştireceği konusundaydı. Ama hani belki doğal bir deney lazım olarak manipüle şu an derken şimdi sosyal bilimlerde biraz deney metodu kullanılmaya başladı. Nasıl yani ne demek istiyoruz yani biraz istersen. Manipülasyondan kastımız tabii ki kimsenin zarar görmediği ve hani gerçekten manipüle edilmediği. Sadece sorularımızı sormadan önce farklı videolar gösterip Suriyelileri hani farklı açılardan hani siyasetçilerin Suriyeliler hakkında farklı açılardan konuştuğu bazı videoları gösterip halihazırda gerçek mevcut olan videoları gösterip sorularımızı öyle sorup hani o videoların birebir algıdaki etkisini ölçmek. Evet. Manipülasyondan kastımız bu. Yani bir hani deney biçimi olarak aslında sosyal bilimde bizim ne diyelim izleyici dinleyicilerimizden bazıları da bu alanlarda çalışanlar aslında. O yüzden onlar açısından da bu tarz metodolojik şeyleri duymak önemli diye düşünüyorum. Tabii. Yani sosyal bilimde bir tür kontrol ve deney yapabilmek için öncesinde böyle bir video gösterip mesela onu tartıştırmak gibi bir şey niyet anladığım kadarıyla değil mi? Niyet oydu ama şimdi tabii Türkiye'de her şey süreci değiştiği için belki de doğal bir deney olarak şu an gerçekten bu geri gönderme yani Suriyelilerin kayıtlı şehirlere dönmelerini talep etme gibi hani yönetmeliğin uygulandığı bir aşamaya geçtik ama hani böyle bir uygulama yoktu. Ve aslında yavaş yavaş hani AKP'nin ve hani esas devlet yetkililerinin insani ve vicdani temaları hala kullanıp üstüne hani birazcık Suriyelilere karşı negatife doğru gittiğini görüyoruz ki bence bu yazın yaşananlar böyle yorumlanabilir. O yüzden de seneye yapacağımız bir saha araştırmasında artık hani dominant egemen söylemin değişmesiyle birlikte algının da değişeceğini göreceğimizi düşünüyorum ben. Peki bu şeyleri bayağı konuştuk ama bir başka çok fazla gene sahada dillenen muhtemelen sizin çalışmanızda da çıkmış olan işte bu savaş, savaştan kaçma, kaçmama bununla ilgili de bulgularınız oldu mu? Bu söylendi mi bilmiyorum. Bizlerin yaptığı en son çalışmalarda bu çok ifade edilen bir şey. Yani işte biz olsaydık savaşırdık gibi. Hani Suriyelilere karşı bu savaş ve mülteci olma şeyini yani bir savaştan kaçma değil de ya da savaştan kaçmanın kendisinin bir etik problem olarak dillenmesi sizin çalışmada da var mıydı? Nasıl vardı? Biraz onu da belki konuşsak faydalı olabilir. Çok kere karşımıza çıktı. Ve hani bu vatan hainliği gerçekten hani çok çeşitli duyguları yani vatan hainliği algısı
diyelim. Çok çeşitli duyguları hareket, evet yani çok çeşitli duyguları harekete geçiren bir algı. Onu da gözlemleyebiliyorduk mülakat yaptığımız kişilerden. Gözleri yaşarıyor ve gerçekten sinirleniyorlar. Çünkü dediğim gibi işte bu soruları sorarken aynı zamanda şey de sordum, sorduk. Yani dominant bir insana soruyoruz sonuçta o an hani o ikili ilişkide Suriyeliler ve kendisinde hani bir şekilde üstünlük sahibi o konumda olan bir insana soruyoruz. O yüzden de hani böyle bir durumda hani dışlarken, ötekileştirirken ne gibi hangi kimlikleri ortaya çıkıyor ve ne gibi duygular yaşıyor? Hani ben onu da gözlemlemeye ve analiz etmeye çalıştım. Ve genelde 85 kişinin neredeyse 70 kadarı Suriyelilerden bahsederken o çok milliyetçi ve hani daha çok aşırı milliyetçi bir kimlik öğesi kristalize oluyor ve ortaya çıkıyor. O yüzden de hani Suriyelilerin onlara göre gene tırnak içerisinde vatanlarından kaçmış olması, savunmamış olması bir şekilde başlarına gelen adaletsizliği hak etmiş oldukları anlamına geliyor ya. Ya da sonuçta bazıları da diyor ki hani vatan hainiler gene iyiler. İşte burada da merhamet yorgunluğundan bahsedebiliriz belki. Gene iyiler Türkiye komşuları. Hani bizim başımıza aynı şey gelseydi bizim hani sığınacak yerimiz de yok deyip bir şekilde hani her ne kadar vatan haini olarak tanımlamasalardı Suriyelileri bir nevi şanslı olarak tanımlayıp gene aşırı Türk milliyetçiliği üzerinden hani kendi durumlarını daha negatif olarak düşünüp Suriyelileri başka bir yere koyuyor bazı insanlar diye aslında ben gördüm. Aslında bu çok önemli bir şey. Çünkü hani bir şekilde meşrulaştırmanın ya da işte bazen bu öfkeli, nefret söylemine varan cümlelerin kurulabilmesinin arkasında aslında bu tarz ne diyelim mantık zincirlerinin ya da bazen mantıksızlık zincirlerinin de olabildiğini görüyoruz. Bu önemli bir soru. Bizim başka bir sivil toplumdan arkadaşlarla yaptığımız bir çalışmada şey gibi gelmişti. Yani böyle bir şeye nasıl yanıt verilebilir? Hani savaşın yeni biçiminin işte kafaya bombalar yağarken orada neyin savunusunu, neyin toprağını savunmak ya da hangi tarafla savaşacağını bilememek gibi birazcık da aslında bu bilgi herhalde önemli bir şey. Yani yaşananların ne olduğunun yeteri kadar bilinememesi, yeteri kadar anlaşılmaması ya da anlamaya gayret de edilememesi belki de. Bu yüzden de bu olguları, bilgilendirmelerin çok hayati olduğu bir noktadayız da. Kesinlikle katılıyorum. Bilgilendirme çok önemli ve yeterince bilgilendirme yok. Ama aynı zamanda işte bu aşırı milliyetçilik duyguları Türkiye halkının bir şekilde o Suriyeli'nin vatanından kaçması durumuna sempati duymasına da zorlaştırıyor. Ve orada bir duygusal bir blok olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden her ne kadar doğru bilgilendirirseniz bilgilendirin ki hani birkaç hani bu vatan hainliği vurgusuna vurgusu yapan söyleşenimizde söylediğimizde işte aslında hani kimle savaştıklarını bilmiyorlar. Hani Suriye'de durum bu diye anlattığımızda hani gerçekten çok kapandığını hani bilmek istemiyorum. Ülkesini terk etti nokta dediğini gördük. O yüzden hani o duygusal tıkanmanın nerede olduğunu araştırdığımızda genelde o işte aşırı milliyetçilik ve o sempati duyamama durumu olduğunu gördük. Peki burada şey fark ediyor mu? Çünkü öyle bir argüman da ben çok duydum. Hani kadınlar neyse ya da çocuklar neyse gibi. Buradaki anlatılarda kadın nereye düşüyor? Farklı şekillerde, farklı mezhepsel durumlarda dair de görüşmelerde çıkan bir farklılıklar var mı? Yoksa genel olarak hepsinde bir ortaklık mı var? Var. Çok insani temalarla Suriyelilere yaklaşanlar işte bu hayırseverlikle genelde bu vatan hainliği vurgusunu yaparken kadınlar ve çocuklar tabii ki de alırız ama hani erkekler gitsin diyorlar ve
hani şey bunlar hani savaştan kaçıyordu burada eğleniyorlar gibi hı hı. hani böyle üstüne de şey bir şey ekliyorlar. Hani bu inanmama durumu da var orada gerçekten savaş olup olmadığını ama kadın ve çocuk konusunda genelde hani diğer temalar değil de insani temaya daha çok vurgu yapanlar genelde erkekler gitsin kadınlar ve çocuklar tabii ki kalabilir dedi. Evet, bu gerçekten birçok açıdan katman katman düşünmemiz ve tartışmamız gereken bir şey. Çünkü işte şu anda işte okullar açılıyor, okullarda çocukların belli eğitimlere erişimi, erişmedeki problemler, dil, birçok nokta hepimizin üzerinde tekrar tekrar düşünmesi gereken bir alan açıyor. Ama herhalde bu bloklar dediğimiz ya da işte kapanma dediğimiz şeyi nasıl kıracağız tartışması. O açıdan da şey bana önemli geliyor. Yani daha yoğun nüfuslu olan yerlerde karşılaşmalar daha fazla olduğu için bu ön yargılar ya da işte o bloklar, duvarlar biraz daha rahat aşılıyor gibi. En azından bizim yaptığımız araştırmalarda öyleydi. Benzer bir şeyi gözlemlediniz mi? Yoksa aynı şekilde o karşılaştırmalar çok olsa da yine aynı bloklar var mı? Nasıl çıktı sizin araştırmanızda? Maalesef biz bu kontak teorisi, işte daha çok karşılaşma olursa tutumda ve algıdaki negatiflik azalır hani ve şey ilişkiler daha sağlıklı ve olumlu olabilir teorisini anlamaya çalıştık işte neredeyse yani bütün mülakat yaptıklarımızda sorduk hani arkadaşınız var mı Suriye'de komşunuz var mı diye genelde ama çok enteresan bir şekilde arkadaşı veya komşusu olsa da ama o bir başka deyip yani Suriyeliler konusundaki genel algı ve tutumunu o arkadaşı veya hani o etkileşimde bulunduğu Suriyeli üzerinden tekrar yapılandırmadıklarını fark ettim ben. O yüzden de hani tabii ki sahamızın az olması nedeniyle tam bir şey söyleyemeyeceğim ama o yakınlaşmanın algıdaki etkisini gözlemleyemedik diyebilirim. Aslında bu önemli bir şey çünkü hani genelleme açısından tabii ki değil ama derinlemesini anlamak açısından önemli bir sayı. Yani 90 mülakat az buz bir veri vermiyor bize. Yani buradaki o geçişin olamaması üzerine düşünmemiz gereken bir şey belki de. Yani çok yakın bir arkadaş olmasına rağmen geneldeki argümanları alıp ama bir yandan da benim böyle bir arkadaşım var gibi. Çünkü işte İki farklı türde karşılaşmadan bahsediyoruz. Bir tanesi çok daha yakın karşılaşma, bir tanesi de genelde sokakta gördüğünüzde aslında o yakın temasın olmadığı ve önyargıları pekiştiren bir karşılaşma. Burada ama anladığım kadarıyla en azından bu araştırma çerçevesinde çok da büyük bir fark görememiş gibiyiz. Belki bir Antep'te söylediğiniz ülkede farklılık var. Yani işte ekonomik anlamdaki vurgu biraz Antep'in yoğun nüfusundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani o karşılaşmaların daha fazla olması. Bir mülakat yaptım o mesela daha böyle şey vakti zamanda 90'larda Almanya'ya kendisi kaçak olarak gitmiş çalışmış daha sonra özellikle Hatay bölgesinde ve Antep'te Arabistan'a gidip kaçak çalıştıklarından bahsettiler ve orada hani bir şekilde hani kendisi de 3 tane Suriye'ye çalıştırıyordu böyle boyacı dükkanı vardı ve onların hani ne kadar aslında farklı sanatlar getirdiğini şimdi herkesin duvarlarını onlara boyattığından bahsetti yani o Suriyeli'nin getirdiği kültürel ve hani yetenek farklılıklarını takdir edebilen, Suriyeli'nin çektiği hani adaletsizlikleri ve yaşadığı zorlukları bir şekilde tanıyabilen, kabul eden bir insandı. Genelde hani o kontak teoride şeyi de görmek lazım. Zaten hali hazırda hani mülteciyi ötekileştirmeden onu anlayabilen ve hani tanıyabilen insanlar da daha çok mülteciyle yakınlaşıyor ve arkadaş oluyor ve birlikte çalışıyor olabilir. Çok fazla esnaf neyin neye yol açtığı aradaki ilişkinin okun yönü çok okun önemli. Okun yönü tam olarak ne tarafa bakıyor onu tam bilemiyorum o yüzden. Bir de Hatay'da çok fazla küçük esnaf ve meslek odası başkanlarıyla da görüştük. Genelde negatif tepki yani bize verdikleri röportajlarda hani ben Suriyeli kesinlikle çalıştırmam diyor. Ama öğreniyoruz ki sonra da çalıştırıyormuş. Ama kimse bilsin istemiyor mesela. Yani hani gerçekten o yakınlaşmaların
nasıl olduğu da çok önemli. Bu yüzden de hani uyum politikalarının gerçekten stratejik olarak tekrar değerlendirilmesi ve hizmetlerin buna göre verilmesi gerektiğini, hani Türkiye halkıyla Suriyelilerin hani o tanışma sırasında eşit şartlarda olması gerektiğine de inanıyorum ben. Zaten neredeyse süremizin sonuna geldik ama bu sosyal uyum konusunu birazcık konuşmak istiyorum en azından 2-3 dakika. Çünkü senin doktora çalışmandan dönen yani oluşan kitabında daha çok işte bu haklar ve mültecilik bağlamında, aslında genel olarak göç bağlamında sosyal uyum üzerine bayağı önemli bir çalışma. Hani nasıl görüyorsun şu anki gidişatı? Dediğim gibi sadece Türkiye ve Suriyeliler değil aslında. Ben bu örneğin uzun vadede dünyanın birçok yerinde tekrarlanabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani iklim krizinin getireceği ve dünyanın gelecekteki noktasında insanın hareketliliği azalmayacak. Çok daha fazla artacak. O yüzden bizim şu an yaşadığımız deneyim, tecrübe belki de başka ülkeler açısından da bakılacak, öğrenilmeye çalışılacak bir nokta olacak. Bunu biraz böyle görmenin bizleri de farklı düşünmeye itebileceğini düşünüyorum. Hani senin okuman nasıl, nereye doğru evrilmesi, işte burada vatandaşlık tartışmaları çok az, çok sınırlı ölçüde bir söylendi, geri çekildi. Ama nasıl görüyorsun ya da ne tür kavramlar bizleri biraz daha farklı düşünmeye itebilir? Ufkumuzu açabilecek birkaç en azından senin çalışma alanlarından önereceğin ya da düşünmemizi, beraber düşünmemizi sağlayacak birkaç şey. Zor soru, kabul ediyorum. Çok zor bir soru ve yani yaklaşık bir 10 senemi adadığım bir konu ve her seferinde de hayal kırıklığına uğradığım bir konu. Hani hali hazırda devlet politikaları ve göçmenlerin çektiği adaletsizliklere baktığımda her sene de artarak devam ediyor bütün bu adaletsizlikler. Dünya çapında, global olarak. Ama gerçekten uyumun, entegrasyonun önemli bir terim olduğuna inanıyorum ben ve politik olarak, demokratik olarak hani herkesin bu konuyu tartışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kendi toplumumuzda tuttuğumuz bir ayna, sonuçta kendi değerlerimizi tekrar ve tekrar tanımlamak zorunda olduğumuz bir talep. Bir göçmene entegre ol dediğinizde neye entegre olduğunu söylemek zorundasınız. Aslında o zaman kısa bir anekdotla bitirebilirim. Biz bu mülakat yaptıklarımıza sorduk. Peki entegrasyon kursu yaptık diyelim hani Suriyelilere. Hani neleri öğrenirlerse topluma kabul konusunda hani bir şekilde pozitif olabilirsiniz diye sorduk. Ya yerlere tükürmesinler. Bir dakika, gerçekten ama biz de yere tükürüyoruz. O zaman yani hani bu gerçekten önemli bir konu. Ama benim görebildiğim hani daha pratik, sonuçta medya ve siyasi söylemlerin Türkiye toplumunun Suriyelilere karşı algısında çok çok önemli bir rolü var. Ve artık hani bu rolü, sorumluluğunu üstlenmeli, çok daha hak temelli söylemlerde bulunmaları gerektiğini ve bu yanlış bilgilendirmenin çoğunu bir şekilde ortadan kaldırmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da hani Suriyelilerin Türkiye toplumuna nasıl yararlı olabileceğini bir şekilde çok bambaşka temellerden ve perspektiflerden Suriyelileri de hani bu tartışmanın içine alarak konuşulması ve tartışılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü esas bu konuda bence kilit nokta bu. Hani Suriyelilerin kesinlikle Türkiye toplumuna yararlı olmayacağını düşünüyor çoğu insan ve o negatif algıyı da böylece meşrulaştırabiliyor. Sanırım tartışma konusunu bu tarafa çevirebilirsek daha yararlı olabilir. Çok teşekkürler. Zaten aslında hali hazırda var olanın bile doğru resmini çekemiyoruz. Evet. Yani şu an için hem iş gücünde hem ekonomik alandaki artıların doğru tespiti ya da doğru yansımasında bile çok yol almamız gereken bir yerdeyiz. Şey noktası da, vurgusu da bana da çok hayati geliyor. Hani bitmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Beraber düşünerek, konuşarak ilerlememiz gereken bir şeyden bahsediyoruz. Hani hiç kimsenin elinde yanıtlar, işte yok. Bu izlenmesi gereken politik. Evet. İşte şu ne diyelim, tarif, bunu yaparsanız başarı var gibi bir durum yok. Evet. Ama yani senin çalışmanda da dillenen işte tanıma,
saygı duyma, hani çok temel bazı noktalarda hem Türkiye'nin kendi iç toplumunda öğrenmiş olması, öğrenmesi gereken hem de beraberce yaşama pratikleri açısından sadece Türkiye ile de değil, bütün dünya halkları açısından aslında çok ciddi bir deneyimin içinden geçiyoruz. Çünkü karşımızda çok sessiz bir topluluk var. Sadece dinleyen ve hiç cevap vermeyen. Bu İşte o zaman da tanınma süreçleri hep ideolojik oluyor veya tamamen bir ayrımcılıkla sonuçlanıyor. O yüzden de hani karşımızdakini dinlemeyi bir şekilde başarmalıyız. O ortamı kurabilmeliyiz bence. Çok teşekkür ediyorum. Bitecek konular olmadığı için belki bir kere daha ağırlama imkanımız olur. İnşallah. Geldiğin için, araştırmanın sonuçlarını da paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Çok zor bir konuyu konuşmaya çalıştık. Bütün var olan ön yargılar ve tepkilerle nasıl olur da aslında baş edebiliriz? Bu bugün için Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi. Ama sorun olan şey belki de kendimiziz. O yüzden hepimizin aynaya, kendimize gülümseyerek bakabildiği bir toplum olsun dileğiyle bu haftayı noktalayalım. Herkese iyi bir hafta diliyorum.